sen de söyle. Şimdi şöyle bir durum var efendim. Arkadaşımızın evinde bir alet bozuluyor. Bozulunca da tabii tamir için usta çağırıyor. O iş o kadar kolay mı oluyor yoksa başına başka şeyler mi geliyor? Bir izleyip görelim, buyursunlar. Alo, İsmail Usta. Ha, geldin mi ustacığım? Ha, abi giriş katı 3 numara. Abi zemin kat ya. Abi zemin kat. Dur bak, pencereye çıkıyorum abi, dur. Abi ne yapıyorsun sen burada ya? Ozan sen misin? Evet. Kapat kapat. İşimi hep sağlam alırım da. İyi abi, gel şimdi hadi. Abi neredesin? Hayda. Gel abi gel. Ne oluyor lan? Bir şey yok abi, gel. Abi 2 kapılı bizim. Çok saçma. Aynen. Gel abi, olsun. Kombinin akıttığına dair bazı iddialarda bulunmuşsun. Ha yok, iddia değil abi. Gerçek. Kombi su akıtıyor. Benim sattığım kombi su akıtıyor. Bak akıtıyor işte. Benim sattığım kombi su akıtıyor, evet. Evet abi ya, gerçekten su akıtıyor. Yani bir de yeni aldım, biliyor musun abicim? Yani 2 gündür ne duş alabiliyorum, ne evi ısıtabiliyorum. Abi alın bunu, değiştirin bana. Ha? Şimdi Ozancığım, ben bunu değiştiririm, değiştirmesine bunda bir problem yok da buradaki problem maalesef montajda. Boru boruyu öpmüyor. Bunun üstüne yapıştıramıyorlar. Yapamıyorlar bir tek ya. Hmm. Ya ben senin işini halledeceğim. Dur. Tamam. Ben şimdi montajcıyı arayayım. Senin işini halledeceğim ben. Ay aman abi. Bir şeyler oluyor. Alo. Mesut Usta. Ha İsmail. Hiç iyi değilim Mesut Usta. Gerçekten hiç iyi değilim. Vallahi beni utandırıyorsun. Bir daha seni bir yere yollamayacağım montaja ya. Ya bu nedir? Şu anda tam olarak senin monte ettiğin bir kombinin önünde duruyorum. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Ya utan biraz ya. Adam sahibi şu anda benim karşımda ana, avrat, boy, poz, sülale benim yüzüme küfrediyor ya! Abi ne diyorsun? Ben senin işini hallediyorum oğlum sen. Vallahi bak, problemin montajdan olduğunu zor ikna ettim. Şimdi döndü senin sülalene küfrediyor. Abi ne sülalesi, ne küfür iş? Abi. Ne küfürler ediyor, ne küfürler ediyor. Bak, senin bacanağını diyor tahtirevallide diyor. Senin diyor kayınçonu diyor uzay mekiğinde diyor. Ben olsam hemen gelirdim bana. Hayır, gelmesin, gelmesin. Yok gel, öyle bir şey. Gel, gel. Bak, buralar hayır. Feryat. Bitmiş ya. Fayanslar, borular, her şeyi kırmış. Ya harfiyat dolu buraya. Afet yeri gibi ya. At bak, bak kayınçon diyor. Bence yakın aile çevrene ulaşmadan bir an önce gel. Gel ha, işi gücü bırak gel. Hadi öptüm. Ben senin için hallediyorum. Abi ben niye küfür edeyim adama, ne olur? Niye yalan söylüyorsun ya? Hem bak yalancı çıkacağız, mahcup olacağız adama şimdi. Sen dürüstlükle işini halledebilen bir insan evladı gördün mü? Yani yok, tamam ama abi yani ne bileyim, yalanımız hemen ortaya çıkacak. Bak hem benim duvarlarım da kırık değil, bir şey değil. Öyle söyledin. Ha, onu doğru dedin. Evet. Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun ya? Ben senin için hallediyorum, sen hiç merak etme. Ha, öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Bak şimdi Mesut Usta geldiğinde sen sinirli ve mağdur ol. Ben de yanında pusup kalmış adam oynayayım böyle. Tamam mı? Tamam, öyle mi olur diyorsun abi? Hiç merak etme. Mesut Usta gelince kombiyi de değiştirteceğim. Buraları da komple alçı tavan yaptıracağım. Tamam abi. Geldi. Sinirli, tamam.
Ya Allah ya, yapma gözünü seveyim. Niye küfrediyorsun bana ya? Ben sadece bu bir insan, hiçbir insanım. Yapma yeter ya, Allah'ını seversen de. Allah'ını seversen götürün, çöz. Vallahi sende. İş sende Mesut Usta. Ben bilmem yani, adam sabahtan beri bana küfrediyor. Vallahi beyim bak, benim işçiliğimde problem olmaz. Burada başka bir iş var. Ayrıca sen benim kayınçoğumu tatravalliye bindiremem. Ya bak Mesut Usta bak ha, benim canımı sıkıyorsun bak, ben sinirlendim şimdi. Kombi su akıtıyor diyor sana iki saattir ya. Tamam. Ağzımdan çıkan laflar bak, benim canımı sıkma vallahi parçalara. Ozanım tamam tamam, sen dur. Ama ha. Tamam tamam, bak Allah'ını seversen bu cenazeyi birlikte kaldıracağız artık. Bir bak, bir işin ucundan tut yani Mesut Usta. Utandırıyorsun beni. Ya usta imkansız. Yani ben montajdan yaptığım ürünü kontrol edip eden o evden çıkmam. Ben jacuzzi montajında ya su sızdırıyor mu diye içine girdiğim için dayak yemiş adamım. Ben basınç testi yapmadan çıkmam yani, çıkmam. Akıtıyor işte usta, bak orada akıtıyor ha. Ben basınç testi yapmadan çıkmışım galiba. Ha. Ya işte basınç testi yapmadan çıktığın için borular patlayıp duvara da böyle mahvetmiş bak. Yok yok bak. Buradaki problem ne biliyor musun? Biliyorum ben bak, problem burada. Su akıtıyor usta. Yok yok. Bu. Problem dessatta bak. Bunun böyle paralel bağlanması lazım. Bunu böyle çapraz bağlamış. Dirseklerin hepsi çürümüş. Ama ben senin işi halledeceğim. Bak şimdi dur. Ya abicim biriniz de telefonla değil de takım çantasıyla çözsün benim işimi ya. Allah Allah. İyi tamam ya. Alo. Şevket. Ben çok kötüyüm Şevket. He. Ya senin bu aşağıda bir apartmanla tesisatını bağlamışsın. He. Ben buraya bir kombi bağladım. Evet. Ya bunun sen nasıl yaptıysan benim kombi patladı. Ya adamla biz birbirimize girdik. He? O bana zopa atıyor, ben ona zopa atıyorum. Ya artık ben bu yaşta uçan tekme yedim. Abi hayır, dövmüyorum. Oğlum, ben sen niye dövdün? Senin işini halledeyim. Bir dakika, bir dakika ya, sen bir dakika. Evet. Evet usta. Ya şimdi öyle olunca da evet. Tesisatı şimdi senin yanlış yaptığını anlayınca da bu sefer sağ ana avrı sövüyor. He, sorumlusunu döveceğim, ağzını burnunu kıracağım diyor. Hayır demiyorum ya, demiyor. Ben ustanın işine karışma. Niye böyle oluyor? Bak ha, şşş. Bir dakika sus. Evet. Vallahi sen bilirsin, günahı boynuna sen. He? Günah ne mi? Ya beş gündür adam cunguk yazıyor. He? Culup değil, culup değil. Cunguk, cunguk. Ya tamam, hemen gel. Hemen gel. Elinde İngiliz anahtarı var bunun. He, hadi. Haydi bakalım. Ya yuh artık, bu nasıl bir yalan abi? Pembe yalan. Pembe yalan ne olacak? Yani şu anda bu adam senin işini çözüyor. Daha ne istiyorsun? Ya ne bileyim, bir bant şöyle şuraya böyle yapıştırsak bence çözülürdü gibi ha? Yok, o bantla olmaz. Sen anlamam onu işte. Sen anlamam. Anladım. Şimdi bizim hasta Şevket gelsin, o halleder onu. Hasta Şevket? Ulan niye hasta Şevket? Ha? Bağışıklığı mı çökmüş, yoksa şeker hastası mı abi? Ha. Yok yok, ruh hastası. Şiddet meyilli kendi. Ha. Bir dakika, şiddete meyilli bir adama ben şiddetle tehdit mi ettim az önce ben? Ne yapacağım ben şimdi ya? Çatalına vur. Ne? Çatalına vur. Şimdi bu usta kısmının en tedirgin edici noktası çatalı. Bak şimdi. Tedirgin. Bak şimdi burası. Tedirgin edici ne ya? Canım ya. Canım ya. Zayıf noktası, zayıf. Beyefendi sağa döndüm öyle ama. Değil, sen göster çatalı. Bak, usta kısmının en zayıf noktası çatalıdır. Bak şimdi. Burası devamlı açık olduğu için buradan devamlı yel alır. En zayıf nokta burası. Çatalına vur. Ha bu mudur yani abicim sorun? Bütün sorun bu mudur yani abicim ha? Ya adam buraya geliyor, mahcup olacağız, yalanımız ortaya çıkacak ya. Adama dedin ki çaldı sopayı, çaldı sopayı dedin. Adam geliyor yüzümüze, ne bir çizik var ne bir şey var abi. Ha bak onu iyi hatırlattın lan. Ha. Abi, abi ne yapıyor ya? Sen vuruyorsun ha bana bak. Oğlum kavga etmiş gibi gözlük vermiş abi. Gel bakayım. Ha. Şu saçını dağıt. Ha, dağıt. Üstünü de dağıt. Ha. Şurada... Abi! Ne yapıyorsun ya? Şunları... Ha. Şunları dağıt lan! Ya bu... Aman git! Ya bu neyi
neyin kavgası bu ya? Bu neyin kavgası ya? Ben ne kadar delirmiş olabilirim kombi gitti diye abi. Doğru diyor. Telefonda yüzüme de bir tane uçan tekme yedim demiştin. Yok yok. Bu iz bırakmaz. Bu iz bırakmaz. Şey, bunun altını çizmemiz lazım yani. Yok. Şevket bizi var ya hep döve döve öldürür bizi. Bunu nasıl? Ya. Nasıl? Nasıl? Ne yapacağız o zaman? Döve döve öldürürse ne yapacağız? Lan vurun be! Bana vurun! Çakınma lan! Lan çakma! Abi, abi vurun! Ben anlamıyorum ki yani dayak yememek için dayak yiyoruz. Ben anlamadım yani. Saçma sapan bir örgütün içine gidiyor. Şevket usta kurtar bizi işte burada. Şevket usta. Kim lan o? Kim lan o beni dövmek isteyen külaletini çevirdin? Ya Şevket usta. Ya dek, eline sopayı aldı, dövdü bizi, dövdü bizi. Ya diyorum, niye, niye? Diyor, benim şeyim akıtıyor. Kombim akıtıyor. Neyi? Diyor ki, bunun sorumlusun diyor. Ağzını, burnunu kıracağım diyor. Bu, bu, bu. Demek, Çorumluçunu dövmek istiyorsun ha? Demek, Çorumluçunu dövmek istiyorsun. Lan bana bak. Lan oğlum, benim yaptığım hiçbir tehditat, şu kaçırmaz, şu akıtmaz, şu çıtırmaz. Ne yapmaz abi? Çıçıştırmaz. Şu ya, şu yok mu? Şu ne abi ya? Lan su. Ha, su sızdırmaz, su kaçırmaz, şey yapmaz. Çıçıştırmaz, ben de dedim çıçıştırmaz. Oğlum. Ha. Bak, beni çemçi paça paçacın da herkes bilir. Benim yaptığım teçhizata laf edecek adamın çetini kıçarım. Ne yaparsın abi? Çetini kıçarım. Gel buraya, gel. Çorun, teçhizata çorun nerede? Burada. Çorun nerede Çorun? Burada, burada. Hayır oğlum, Çorum Amasya'nın yanında. Küçük bir esnaf çakacı. Evet, şimdi nerede bakalım, Çorun nerede? Samsun'un altında. Ne Samsun'u lan, Cevcek? Teçhizattaki Çorun nerede oğlum? Abi burada işte, su akıtıyordu buradan. Çorun elektrik tesisatında. Buranın tesisatını şey yaptıydı. Kimdi? Çek... Güllü Ahmet, Güllü. Dur, ben halledeceğim senin için, dur. Lan Güllü ne yaptın? Ben bana hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim ben. Hiç... kombi takmışsın, hiç kombi... tesisat çıkıntı var. Çıkıntı var. Bina yıkılacak lan. Oğlum çocuk kinirlenmiş. Ölümle tehdit ediyor seni. Öldürürüm diyor. Onun ağzını burnunu kıralım diyor. Ha? Yeter mi? Vallahi yeter. Artık ya kombisini de başlayacağım kombisini ha. Sorun nerede? Soyun buydu. Sorun nerede? Soyun buydu. Nerede çoyun? Çoyun buydu. Çoyun boyun yok lan çoyun. Çoyun boyun ha. Çoyun nerede? Bak bu işte çoyun. Bak. Çoyun gitti. Gitti çoyun. Çoyun gitti. Ben de gidiyor. Patladı manyak. Tam da bunun derdini çözmek üzereydik. Ne oldu bu çocuğa ya? Çocuğun psikolojik sorunları var galiba. Ne diyeceğim? Çemçi paça paçacına gidelim de size çocuk ısmarlayayım. Ne ısmarlayacakmış? Cucu diyor. Diskoya götürecek herhalde. Hadi. Hadi gel. Seri kavga çıkarıcı Bilal Koç Yiğit. Selamın aleyküm müdür. Daha girer girmez bir yıl yedi. Değil ki 10 yıl versen vazgeçmem bu sevdadan. Ulan 10 yıl oldu o zaman. Vazgeçtim. Uçamıyorum lan sizi. Halim abi, kendimi yaralayıp çuburcuya atsam para alabiliyor musun? Selahattin abi kanı damlattı, köpek balığı hemen aldı. Kanın kokusunu mu aldı? Yok, komple Selahattin abiyi aldı.
Selahattin abi dedi ki, ben buradan et yemeden gitmem arkadaş. Poşeti açtı, lopezini çıkardı, mangala bastı. Sana adamı yemişler hakimim. Selahattin abi içimizde. Hiç çocuk bakarken enteresan bir şey yaşayan var mı? Şurada bir hanımefendi var. Ben iki çocuk annesiyim. İsim ne? Seyhan Arıkan. Evet. Fethiye'den geliyorum. İki çocuk annesiyim. Şimdi yetişkinler ancak öğrencilik döneminde bir anımız oldu. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Din dersi ödev verilmiş. İşte evinizde dua okunur mu? Cevap. Evet, okunur. Kim okur? Annem okur. Hangi dua? İşte Allah'ım bana sabır ver ya Rabbi. Duamız bu. Oğlum bugün dedi bana, ve hemen onun sözünü dinledim. İsmi Egeberk Zorlu. Konu ne olursa olsun anne, direkt parmağını kaldırıyorsun ve ismimi söylüyorsun dedi. Çok teşekkür ediyorum size. Ama hikayede doğru değil mi? Tabii dua doğru yani. Tamam yani. Öyle sabır verdi Allah ve şu anda 17 yaşında küçük, 22 yaşında da büyük. Anlaşamadığınızda bunu mu söylüyormuşsunuz? Evet, eşi bayağı bir aşılma seviyesine gelmiş ki istemişim ilave sabır. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum, iyi seyirler. Şimdi bir arkadaşımız var, iki tane afacan çocuğu var. Bakmakta zorlanabilir çünkü annenin bir işi var, anne çıkacak. Bir bakıcıları olacak. Bakıcı ilk defa bugün başlıyor. Bakalım nasıl bir bakıcı çocuklarla anlaşabilecek mi? Evin beyi bakıcının stilini, sistemini sevecek mi? İzleyip görelim. Buyursunlar. Yavrum donum düşecek yavrum. Çocuğum lütfen ne olursun ya. Şurada 40 yılın başı bir pazar dışarıya çıkayım, çocukları da sana bırakayım dedim. Sen kaytarmak için gittin, internetten bakıcı tuttun. Yavrum ne alakası var aşk olsun? Ben çocuklar bakıcı seviyor diye bakıcı tuttum yavrum, yavaş ısır. Yoksa ben istemez miyim bu güzelim pazar gününü çocukları alıp bir AVM'ye, bir parka, sonra yine AVM'ye, yine parka gitmeye? İstemezsin. Sen evde oturup gazeteni okumak istersin. Aşk olsun. Ya bari başından ayrılma bakıcının. Yani yavrum, kimdir nedir bilmiyoruz Bilal. Sen hiç merak etme güzel karıcığım benim. Yavrum kanatmadan ısır yavrum. Lütfen güzel çocuğum. Hadi, hadi sen gönül rahatlığıyla git hayatını yaşa. Yani. Paramı ye, gez. Hadi ben akşam dönerim yani. Böyle de hiç tamam güzel ya. Karıcığım tamam. Sen hiç merak etme. O iş bende. Teşekkürler. Lan! Lan kopardın, kopardın. Ne istiyorsun yavrum? Ha, bana video aç. Bana bak, telefonunu eğer vermezsen var ya, uyurken senin burnunu ısırır koparırım ha. Oğlum gasp bu. Evet. Yani bu hukuken suç biliyorsun değil mi? Yeter artık ya. Lütfen ya, yalvarırım. Bölümüme bir tane kayak takımı alacağım. Bölümüme yine bir tane havuz alacağım. Bir tane de banyosu jacuzzi alacağım bölümümün. Ulan uluslararası şirkette yöneticiyim. Şu bölümünün yaşadığı hayatı yaşayamıyorum. Alma artık kızım, ne olursun bittik. Ben oynayacağım bölümümü. Ben oynayacağım. Aa, sen niye oynuyorsun? Ben oynayacağım. Saçını çekerim. Ha. Hayır. Ben tamam. Oynayacağım. Hayır. Vurt. Hey. Kel kalmıyor. Kel kalmıyor. Sakin olun çocuklar, yavaş. Vursam Allah seni gebertirme. Ben seni gebertirme. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizlere evvel zaman içinden danalara girmiş, pardon, bostanlar. Bostana girmiş danalardan, masalcı Sinsin Hanım'dan, mini kurbağa Kurbi'den selam getirmişim. Merhaba. Kurbi dur. Dur ki dur.
Bir dakika baba. Bu kim ya? Yavrum sen beni ısırırken annenle konuşuyorduk ya. Bakıcınız Naime abla. İyi ki ya. Ben bakıcı falan istemiyorum arkadaş. Sen sus. Hadi be. Çok ayıp yavrum. Bakıcı istenmez. Bakıcı alınır. Böyle söylersen alınırım. Efendim ben Çetin'in babası olarak sizden çok özür diliyorum. Bu ara biraz yaramazız, biraz şımarıyız da ondan. Siz kimsiniz? Babası. Siz nesiniz? Baba kisvesi altında bu çocuklar hakkında yargıda bulunamazsınız. Unutmayın, şımarık çocuk yoktur, şımartmış baba vardır. Baba vardır! Tamam, peki. Siz bakıcı olduğunuza emin misiniz? Kılık kıyafetinizi çok benzetemedim de efendim. Ben de sizi bakınca bu evin babası olduğunuzu düşünmedim. Zira 4,5 yaşındaki oğlunuz sizden daha uzun. Efendim yabancı mamayla besliyoruz çocuğu. O yüzden öyle oldu. Zamanı çocukları da çabuk uzuyor. Hayret bir şey yani şimdi. Neyse yavrum Çetin. Siz Naime ablanla oynayın. Ben şurada gazetemi okuyayım. Kızım. Kızım yemiyorsun değil mi onu? Ha. Kızım sen de içeri git. Ödevlerini bitir öyle gel. Hadi buyurun efendim. Hayır ya ben de oynamak istiyorum. Tamam gerilmeyelim. Oynarız hep birlikte. Öyleyse güne bir şarkıyla, bu pazar neşesini şarkısıyla başlayalım isterim ben. Ne dersiniz? Oley şarkı. Ha. Çok hayır, güzel olur. Çocuklar istiyor. Ben de isterim. Çocuklarım istiyorsa ben de isterim. Müsaadenizle. Öyleyse bestesi bana, sözleri Cıvılcık Hanım'a ait arı vız 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 diyelim mi çocuklar? Çok güveniriz ona. Yaz geldi çiçekler açtı, arılar hep çalıştı. Yaz geldi çiçekler açtı, arılar hep çalıştı. Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Arı vız 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 diye çalıştı. Fırtınalı gecelerde arılar hep çalıştı. Bu ne? Bu şarkı... Bu şarkı böyle miydi ya? Arı vız vız diyordu, evet. Ama çalışıyordu, mutluydu bu arı. Ben öyle hatırlıyorum. Mutlu mu? Arıların sizin gibi kışın ayazında işe giderken kökleyecekleri sıcacık bir arabaları yok. Vızır vızır arabalara binen bizler, vız vız çalışan arıların şarkısıyla nasıl alkış tutup mutlu olabiliriz? Vallahi biz eskiden böyle alkış tutuyorduk, çok da eğleniyorduk. Niye böyle oldu anlamadım ben ya. Efendim şöyle mi yapsak? Biraz yaklaşır mısınız? Bakın bu çocukların yaşının toplamı 12. Öyle. Hani biraz daha sınıflandırılmış, biraz daha sömürülmüş bir hayvanın şarkısını söylersek ben çok sevinirim. Misal şey vardı, Küçük Aslan. Küçük Aslan mı söyleseniz? Hmm, başım üstünde. Ah evet, Küçük Aslan. Çok seviyoruz biz. Çok teşekkür ediyorum. Hemen söylüyorum. Küçük Aslan. Bir küçücük aslancık varmış ay anam. Çöllerde koşar oynarmış ay anam. Babası onu çok severmiş ay anam. Sen benim canım, sen benim canım, sen benim canım sen de. Artık durulmuş vay anam. Küçük aslan çölden kovulmuş vay anam. Küçüğümsün sen. Eyvallah. Baba! Ben ders çalışmaya gidiyorum. Bu matematik ödevi senin için. Maşallah. Naime Hanım, biraz konuşabilir miyiz? Tabii, başım buyurun. Üstünde. Şu buyurun tarafa mı? Lütfen. Naime Hanım, bu küçük aslan değil, küçük Emrah. Ya lütfen bunu yapmayın artık. Niye bunu yapıyorsunuz? 40 yıl önceki şarkı. Hatırlıyorum ben. Böyle değildi bu. Şarkının sözleri... Nasıldı acaba? Yani şimdi... Hani modern bir kişi oynuyorsun ya yani. Varlıklı, daha batılı bir tip.
Ama ben bir tek Batı'nın ahlaksızlığını aldım yani. Geri tarafı çok benim. Ama yine böyle bu modern batılı bir şekilde adamın kendi tarzında bu, madem hatırlıyorsun bu şeyi alalım şarkıyı. Şarkının bir yerinde sen de dahil ol. Gerçeğini mi söyleyeyim? Sen de batı olarak eşlik et, bir yerde gir. Bir küçük aslancık varmış, çöllerde koko koşar oynarmış. Babası onu çok severmiş. Hey gidinin aslanı. Babası! Babası! Aslanı çok severmiş. Hep Azeri'ye kaçtı bu sefer. Hanım, biz nasıl bu hale geldik? Bir ses kulağıma üfledi, kusura bakmayın. Sizi buraya çağırdım çünkü biraz konuşmak istedim. Ama nasıl bu oldu bilmiyorum. Halıdan herhalde, ben çıkayım halıdan. Yani demem o ki ne olur. Bu çocuklara böyle 40 yıl önceki şarkıyı normal bir dille söylersek ben çok sevinirim. Ama şarkının sözleri tamamen doğru. Kunçifunçi.com'dan bakabilirsiniz. Müziğin neşesi sözlerin acısını örtemez. Doğrudur efendim, doğru söylüyorsunuzdur kesin. Çok doğru bir noktaya parmak basıyorsunuzdur da. Ya şu çocuğa bir bakın. Ya benim oğlum dışarıda bırakılmış bir muza döndü. Karardı, büzüldü, küçüldü, çocuk şunun tipine bir bakın ya. Lütfen, istirham ediyorum. Peki, kusura bakmayın, başım üstünde. Bu şarkı faslı bitti artık, tamam mı? Tamam, peki. Çetin, hadi oyuncaklarını getir yavrum, oynayın Naime ablanızla. Vızvızların sömürüldü, aslanların doğuştuğu bir dünyaya oyuncak getirmek ne kadar doğru babişko? Yavrum, sen 5 yaşındasın, 5. Ne dünyasından bahsediyorsun? Çetin? Oğlum, senin saçında beyaz mı çıktı? Hadi Çetin, git oyuncaklarını getir de aslanların, arıların hür ve özgürce yaşayabileceği bir dünya oluşturalım. Oyuncakçılık oynayalım o zaman, getiriyorum hemen. En azından yaşına uygun bir tepki verdi çocuk. Demek ki tam ölmemiş, hala yaşıyor. Naime Hanım, konuştuklarımızı unutmayalım lütfen. Evet, ben de. Teşekkür ediyorum. Bak şimdi bak, getirdim ben oyuncakları. Aferin. Şimdi ben bunlardan çok güzel ağaç yapacağım, bak şimdi. Peki, evet. Sen ağaç yap. Ben senden o araziyi satın alayım. Sonra sen ağacın gölgesinde dinlenmek isterken senden bir kere daha para alayım. Oğlum, peki bu oyunun adı ne? Kapitalistçilik. Yok artık ya! Ama biz demin ne konuştuk Naime Hanım? Nereden çıktı bu? Ne oyunu bu ya? Amerikanlı oyun. Allah Allah! Hay bu Amerikan'da oyunu nereden çıktı şimdi durup dururken? Oyuncak kutusundan. Hah işte. Maydın Amerika yazıyor. Naime Hanım, bakın bu böyle olmaz. Yahu siz kesin doğru söylüyorsunuzdur da... bakın bu çocuk gidip kakasını yaptıktan sonra... sifonu çeker, kakaya bay bay yapan biri. Bu öyle bir çocuk. Yani o yüzden kapitalizm falan... hani ne gerek var ya? Bilal Bey, ben çocukları hayata, geleceğe hazırlıyorum. Bu çocuk bir gün iş sahibi olduğunda patronu maşayla koca ayı olmayacak. Maaşını vermeyen bir ayı olacak. Ev sahibi, bu çocuğun ev sahibi kuntiz kundi olmayacak. Çakal kunduz kudret olacak. Hayret bir şey. Ya tamam. Kesin doğru söylüyorsunuzdur, haklısınızdır ama olmaz. Yavrum, hadi sen gel benimle oyna. Sen bende takılacaksın. Siz de Mehtap'a ders çalıştırın, olur mu? Nasıl isterseniz. Mehtap gel kızım. Çetin sen gel yavrum. Ya kızım gel, ha. Naime ablan sana ders çalıştırsın. Bilemediğin bir soru olursa sor. Çetin gel yavrum, video açacağız. Hayır baba, ben video izlemek istemiyorum. Ben biraz düşünmek istiyorum. O yüzden oyun çadırımda olacağım. Nasıl? Oğlum gel bir kovboyculuk falan oynayalım. Ben sana kovboy şapkası alayım. Ya da ne bileyim at alayım. Paramı ye ulan. Son balık öldüğünde, son deniz kuruduğunda...
Son ağaç kesildiğinde paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacaksın babişko. Bu ne oldu bu ya? Ya çocuğum ne diyor, görüyor musunuz ne yapıyor? Kızıldericilik oynuyor. Ha ha, çok komik ya. Neyse hadi biraz ders çalıştırın da bakalım nasıl ders çalıştırıyorsunuz. Tamam. Çocuğun içinden filozof çıktı ya, böyle saçma bir şey olabilir. Hadi bakalım Mehtap. Söyle bakalım hangi soruda takıldın? Şimdi Naime abla, ben bu soruyu yapamadım. Hı. Sana onu soracağım. Hı. Şimdi diyor ki, 8 işçi diyor, bir işi diyor 4 günde yaparsa diyor. Hı. Bu yaptıkları işi diyor bir işçiye verirlerse ve o işçiden bu işi 3 günde yapmalarını isterlerse, işçi diyor ne yapmalıdır? Grev. Yok devrim! Yok devrim yani, bu ne demek hanımefendi? Ya kaç yaşında çocuk bu, ne konuşuyorsunuz siz? Çocuk sizden akıl istemiyor, sorunun cevabını istiyor. Basit bir mantık sorusu bu. Oran, orantı, işler dışarı çarpımı yap, yolla gitsin ya! İçle dışı birbirine kırdıramazsınız. Bir şey elde edemezsiniz Bilal Bey. Ayrıca 8 işçinin yapacağı işi tek bir işçiden yapılması bekleniyorsa, üstelik en kısa zamanda, dolayısıyla o 8 işçinin arkadaşına destek için grev yapması gerekmektedir. Baba, grev ne? Boş ver kızım, şimdi grev başlatmayın ya. Senin başka ödevin yok mu? Yardım etsin sana. Ha, var şey. Naime abla, hoca dedi ki size de İngilizce alfabe ezberlemen gelmeyin dedi. Alfabeyi ezberlemem gerekiyor. İngilizce alfabe. İngilizce alfabeyi. Hadi biraz İngilizce çalıştırın bakalım. Evet, de başım üstünde. Şimdi sevgili Mehtap. İngiliz alfabesinde harfler bizdeki gibi ABCD şeklinde değil, ABCD şeklinde okunur. Bilal Bey, izin verirseniz bir şarkıyla ben alfabeyi anlatmak isterim. Tabii tabii, müsaade sizin. Nasıl olsa İngilizceyi kendi tarzınızda söyleyip bizi üzemeyeceksiniz. Buyurun. Ben de dinlemek istiyorum. Gel yavrum. Gel babişko. Gel. Kulaklarını aç, beni dinle. Tamam. ABCD. Ah, ulan İngilizce ha! Ya hocam bu nedir? Bu nasıl bir şeydir ya? İngilizce alfabeyi mi okudunuz, İngiltere kraliçesinin selasını mı? Bu nedir ya? Vallahi şurada... Boğazım düğümlendi, konuşamadım yemin ediyorum ya. Kızım öğrendin mi bari? Ben böyle bir şey ölsem unutmam ki. Kardeşim alalı ağlama. Al senin olsun bu peçete. Teşekkür ederim ablacığım. Bu arada bebeğim Burby'yi ve seni kırdığım için çok özür dilerim. Beni affet. Ama istersen okula erken başlayıp derslerimde bir an önce muvaffak olup sana o yeni bir Burby aldırabilirim. Hayır ablacığım. Ben ablayım. Sen çocuksun. Senin oynaman gerekli. Sen daha küçüksün. Gerekirse ben deli gibi çalışıp o takdir belgesini alıp kendime Burby aldırabilirim. Bacım benim. Kardeşim. Naime Hanım, önünüzde saygıyla eğiliyorum. Kusura bakmayın. Yani bu çocuklar doğduğundan beri birbiriyle kavga ediyor efendim. Yani nasıl kenetlediniz bunları? Aklım almadı, çok özür diliyorum. Bir hata yaptıysam, bir kusur işlediysem affola. Önünüzde tekrar saygıyla eğiliyorum efendim. Öyleyse bu pazar gününü güzel bir omuz omuza halayıyla bitirelim isterim. Ne dersiniz? Vallahi başka da yapacak bir şey yok. Demin dansları yaptık çünkü. Evet, bir halayımız kaldı, onu da bitirelim diyorum ben. E hadi dünyayı tamamlayalım. Tamamlayalım. Buyurun. Bilir misiniz Ali Baba'nın çiftliğini? Oo, Ali Baba çiftliği halacı, en sevdiğim. Ali Baba'nın çiftliğinde kuzuları var, nene kuzuları var. Nene Ali Baba'nın çiftliğinde inekleri var. Nene inekleri var. Nene Ali Baba'nın çiftliğinde horozları var. Nene horozları var. Gündür gündür.
mesleğiyle ilgili tuhaf bir şey yaşayan var mı? Ha var, ha buyurun. Ben eski bankacıyım Ali Bey. Eski bankacısın. Evet. Mesleğim ilk senelerinde, ilk başlarında gişe yetkilisi olarak başladım. Ve kasa noksanı verdim. Eyvah. Aynen. Akşam tabii kasa yapıyoruz. Kasa noksanı, fişlerimiz var, dökümlerimiz var. Kimden olduğunu buldum. Müşterimizi aradık, sorduk. Müşterimiz dedi ki, evet ben de. Fazla vermişsin. E tamam, sevindik hani geri gelecek para. Yo dedi, akıllanın dedi. Bundan sonra daha iyi iş yaparsınız dedi. Aa, vermedi. E hesap sizde durmuyor mu? Vermedi. İşte o dönem böyle... kasa noksanlarımız bizden, maaşımızdan kesiliyordu. Ha, siz o yüzden eski bankacısınız. Yok. Yok, yok. 3-4 ay sonra tekrar müşteri geldi şubeye. Aynı müşteri? Aynı müşteri. Müdürümüzün odasına gitti. Ondan sonra parayı getirmiş. Beni çağırdılar odaya. Akıllandın mı? Dedim, hem de nasıl? 3 ay uyuyamamış. Hem de nasıl akıllandım dedim. Böyle bir şey yaşadım. Ya siz... O bana ders oldu. Evet, o dersi vermek beyefendiye mi kalmış? Nasıl? Yok bir şey, adama şarladım da. Şey, sonra bir daha böyle bir hata yapmadınız. Yapmadım. Nereye kadar yükseldiniz? Ya en son müdür yardımcısı olaraktan ayrıldım. İyi. Evet. Hayırlısı olmuş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var mı başka mesleğinde enteresan bir şey yaşayan? Yaptığı işte. Adanalı var mı? Adanalı mısınız? Yok, hayır. Adanalı değilim ama mesleğimle ilgili. İsmim Cemal Demirtaş. Evet. İşim borsada. Heh. Şirketlerle ilgili analiz yapıyorum. Evet. Ama isim vermeyeceğim tabii şirket, ama bir şirketi o kadar beğendim ki şiir yazdım. Daha sonra... Pardon. Borsada şirketlerle ilgili analiz yapıyorsunuz. Evet, evet. Bir şirketi çok beğendiniz, ona şiir yazdınız. Evet. Güzel. Ve bu paylaştım herkesle de. Yani piyasada da herkes bunu bilir hale geldi. İsmim romantik finansçı olarak geçmeye başladı. Yani hangi meslekle ulaşırsanız uğraşın. Yani sevgi vardır ki bu borsa, insanlar genelde korktukları bir alan. Ama burada da bir insanlık vardır. Zaten eşimle de bunu ilk önce söyledim. Bir aşk yaşadım ama artık seninle aşığım dedim. Siz yani şiir işinizi aşkla yapıyorsunuz. Ne şanslısınız. Evet, gerçekten şanslıyım. Şiir aklınızda mı? Ah sevdim seni. Yassı çeliğini, uzun çeliğini. Düştüğün yerden kalkmanı sevdim. Kapasite kullanım oranını sevdim %100. Uzun böyle gidiyor daha... yani. Evet. Peki, tam arkadaki beyefendi bir şey geldi aklına herhalde, çelik deyince. Ben Adanalıyım. Söylenen odur ki... Abi yeni mi geçti ikamet? Söylenen odur ki Adana Adliyesi'nin bu kadar ünlü olmasının temel sebebi... ...ilk basın odası Adana Adliyesi'nde kurulmuş. Yani her adliyede olay çıkar. Ama basın odası ilk Adana'da kurulduğu için... Böyle bir olay olduğunda onu böyle yakalaması 30 saniye sürüyormuş. Doğru. O yüzden çok fazla video çekilmiş, çok fazla haberlere çıkmış ve ünlü olmuş diye söylüyor. Yoksa Adana'da olay falan olmaz yani öyle. Evet. Teşekkür ediyoruz. Biz tabii yani işin komiğindeyiz, işi hicvetmenin derdindeyiz. O yüzden biraz abartıyor olabiliriz. Ama bizim Adana Adliyemizde bakalım bugün hangi davalar var, neler yaşanacak, izleyelim. Buyursunlar. Gel Kudret, gel, gel. Gel Kudret. Oğlum Kudret. Bak sana büyüğün olarak bir tavsiye vermek istiyorum. Oğlum sevdiklerinin kıymetini bil, tamam mı? Onları gördüğün zaman sık sık onları sevdiğini söyle. Çünkü bu hayatta ne olacağı hiç belli olmuyor. Hayırdır hakimim, kötü bir şey mi oldu? Klimam bozuldu. Hem de 3 gün sonra tamir edilecekmiş Kudret. Evde yanıyoruz, yanıyoruz. Onu öyle çok özledim ki. Hay canım. Geçmiş olsun, geçmiş olsun hakimim. Neyse ki sıcaklar bizi çok etkilemedi. Hadi hazırsanız davalara başlayalım. Başlayalım Kudret, başlayalım. Bu Adana'da suçluların hiçbiri normal ve düz olmayacak. Ve işin kötüsü bu artık bana acı vermiyor Kudret. Yolla gelsin. Göreceğimiz her şeyi gördük. Tamam hakimim. Kendi kendini... Pardon.
Evet, şimdi şöyle yapalım hakim olarak. Şimdi artık geldin, biraz da geç gelmişsin. Dava hemen almak lazım. Bekleyenler sıra olmuş kapıda. O yüzden de hafif sıkışmışsın. Bütün skeç boyunca ara ara tabii yokluyor. Ve davalar ve dakikalar ilerledikçe de yoklamaya eklenerek, çoğalarak devam ediyor. Bunu bize hissettir aralarda istiyoruz. Hı hı. Hakimim, hazırsanız hemen davalara başlayalım. Hazırım Kudret, hazırım, hazırım oğlum. Ya bu zaten... ya bak gerçekten bu Adana'da hiç böyle düz, normal bir dava görmedik oğlum. Ve bu bana artık acı vermiyor biliyor musun oğlum? Çağır gelsin. Çağır gelsin bakalım. Oho biz neler gördük, neler. Çağırıyorum hakimim. Çağır. Mahkemeden sensizlik atarım efendim. Yeter. Tamam. Kendi kendine kaçırıp karısından fidye isteyen adam geliyor. Görmemişiz. Evet. Allah Allah. Tabii doğal olarak kadın da şikayetçi herhalde. Yok. Adam şikayetçi. Allah Allah. Tazminat istiyor. Çağırayım. Ha, çağır gelsin bakalım. Burcu Cıngar. Bunun ayarını hep sen bozuyorsun. Burcu Cıngar. İbrahim Cıngar. Evet, neden kaçırdın kendini gibi saçma bir soruyla başlamak istiyorum. Hakim abi, bazı insanlar ne kadar değer gördüğünü, rakamsal karşılığını bilmek isterler. Misal bazı insan vardır, borsada sevdiği şirkete şiir yazar. İlk defa duyuyorum böyle bir saçmalık hemen. Yazar yani. Seviyorum seni yassı çeliğini. İniş çıkışlarını o falan. Bazı insan vardır, hani bazı arkadaşlar vardır. 10 numaradır biliyor musun? Bazı kardeşler vardır, 5 yıldızdır. Ben de bakayım dedim, aşkımın karşılığı ne kadarmış biliyor musun? Peki ne kadar değer biçtin aşkına? 30.000 dolardı. Ha bir de dolar cinsinden biçtin. Euro da olurdu ama bu kadın bana 1 dolar bile teklif etmedi hakim bey. 1 dolar bile. Üstüne bir de beni kaçıran bana, beni geri getirmemesi için 10.000 dolar teklif etti. Peki sen ne yaptın? Kabul etti. Ne, bir saniye. Bir saniye. Çok hızlı gitmedik mi arkadaşlar? Evet. Gerçekten çok hızlı git. Şu kaçırma olayına gelelim. Nasıl oldu? Vaktiniz varsa anlatayım mı? Pek de yok ama. Şimdi. Çok dava var o anlamda. Ha. Şimdi hakim abi, ben kendi kendimi kaçırıp arkadaşımın Pozantı Tekir Yaylası'ndaki yayla evine kaldırdım. Kendime çok iyi davrandım, hiç mağdur etmedim. Sonra ufaktan kendime aşık olmaya başladım. Stockholm sendromu biliyor musun? Dedim ortalık daha fazla karışmadan ben en iyisi Burcu'yu arayayım, fidye isteyeyim. Böyle telefona bes sardım, sesimi değiştirdim, aradım. Ben de hemen anladım tabii. Ondan sonra abimleri işin içine kattım. Bak dedim, sana 10.000.000 dolar veririm dedim. O dombiliği sakın buraya geri getirme dedim. Ondan sonra parayı almak için parka gittiler. Abim de bunu bir güzel patakladı. Bir tarafta dolandırıcılık, bir tarafta darp var. Yani gerçekten ortaya karışık tadında bir suç ailesi. E peki sen niye istemedin? Direkt isteseydin parayı. Ya hakim abi, istemez olur muyum? İstedim de vermiyor. Çünkü bu şimdi birdenbire ortaya çıkan bir para biliyor musun? Nasıl birdenbire? Piyangodan mı? Yok ya, hakimin yancısı. Bak şimdi bunların babaları... Bunların babaları rahmetlik oldu, tamam mı? Ha. Babaları rahmetlik olunca yatağın altından bir ton para çıktı. Meğer boş zamanlarında hobi olsun diye direniyormuş bu. Burcu'ya 20.000.000 dolar kaldı. Ne diyorsun ya? Gene mi dolar ya? Nasıl ya? Ya bunlar İncirlik üstündeki askeriye var ya... Hı. Oradan çıkan askerlerden dilenmişler. Allah Allah, İngilizce nasıl dilenmiş bu? Mesela bu Allah tuttuğunuzu altın etsini nasıl demiş ya? Ya şey demiş onu işte. God make you everything touch gold demiş. Zaten gold dediği an parayı eme veriyor. Şimdi sözcükler kendi başına tek tek doğru ama bir araya gelince doğru bir cümle değil kesinlikle.
Thank you Kudret. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ne oldu yani? Babandan para kalınca sen... sen niye paylaşmadın ya? Hakim Bey'in folklor kursu var da. Ya Hakim abi, senin 20 milyon doların olsa... şöyle bir tiple herhangi bir ilişki yaşamak ister misin? Ne olur söyle ya. Vallahi istemem. Yani 20 milyon dolar borcum olsa da istemem. Ayıp ediyorsun ama Hakim abi, yani ben tanımadan ön yargılı karar veriyorsun. Bak ben sürprizlerle doluyumdur. Dinlemesini seven, dinlemesini bilen bir erkeğim. Artı sol ayağımda 6 parmak var. Öyle mi? Ama bak bu çok enteresan. Yarın bir ara buluşup çay içelim seni. Tövbe estağfurullah ya. Peki kızım sen niye? Sen niye? Sen niye? Şarkıya girecek galiba. Sen niye evet dedin ya? Evet demeseydin niye evliliğe evet dedin? Ya Hakim abi başka seçeneği mi vardı ya? Nasıl? Zorla mı evlendirdiler? Yok. Başka biri istemedi ki beni. Ha. Ama şimdi 20 milyon dolarım var. Ha Hakim abi işte bu yüzden şikayetçiyim. Bu beni bu kadın incitti incitti. Boşanmak için 50 bin dolar zedelenen olurum için de 2 lira istiyorum. Evet. Bak Kudret. Onuru iki paralık olan adam böyle oluyormuş işte. Boşamıyorum lan sizi. Siz birbirine layık olan iki şerefsizsiniz. Allah Allah. Halim abi, kendimi yaralayıp suçu burcuya atsam para alabiliyor muyum? Lan çık git. Ya su çeliğine döverim seni artık ha. Çık lan. Çıkın. Çık. Allah Allah. Vallahi insandan soğudum ya. Bize yıpranma payı vermeleri lazım hakimim. Ya abartma sen de bunları. Sen de abartma hakimim. Yani sen de yani kaç yaşında adamsın oğlum? Hakikaten kaç yaşındasın ya? 23. Yuh! O ne lan, ne olmuş sana? Bari şu bıyığını mıyığını kes oğlum. 2-3 yaş gençleşirsin. Sırandaki dava ne? Hemen bakıyorum hakimim. Çabuk bak, çabuk. Seri kavga çıkarıcı Bilal Koç Yiğit. Bilal Koç Yiğit. Selamun aleyküm müdür. Daha girer girmez bir yıl yedi. Şu hale bak ya. Şu hale bak ya. Kahvehane mi oğlum burası? Neyse hemen. Sen şimdi niye dövüyorsun milleti oğlum? Söyle bak. Bu hayatta unutulan değil, iz bırakan ol müdür. Evet, evet. Bakıyorum zaten yeterince iz bırakmışsın oğlum. Yani kavga çıkardığın herkesin yüzünde bir iz bırakmışsın. Bir şey yok, bir şey yok. Devam, çabuk. Hayat silgi kullanmadan resim çizmektir. Ha, bu yüzden mi 3 hafta önce böyle sana yan gözle baktı diye biriyle kavga çıkardın? Havasız sert insanım Mert. Burası Adana. Gömülür kafa yan gözle bakana bağ. Oğlum o yan gözle bakıyor dediğin adam şaşıymış ya. Yeter ki kalbimiz şaş olmasın müdür. Çift görmeyelim doğruları. Ta 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 ta. Teşekkürler deme takalım. Teşekkürler. Yalnız bu kullandığın her aforizmada senin cezan biraz daha artıyor. Haberin olsun ha. Bakalım başka neyin var? Ha buyur. Lan sen müezzini niye dövdün? Ezanın makamını yanlış girdi diye dövmüş manyak. Yanlışlar yüzünden dövmesini de bilirim. Yanlışlarım yüzünden dönmesini de müdür. Kış 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 kış. Nereye dönüyorsun oğlum? Gidene dön demem. Dönen döner zaten. Oğlum bunun bir mantığı da kalmadı. İyice saçmalıyor. Mantığa mantı yapsaydık mantıklı olmazdık. Tamam ulan tamam yeter. Yani huzuru ve sükuneti bozmaktan 16 ay ceza verdi. Yaptıklarımda pişman değilim. Aklım hala yapamadıklarımdan müdür. Ulan o zaman 19 ay oldu. İçeride kalmaktan korksaydık gözlerine bakmazdık. Bana mı yürüyor lan bu? 2 yıl oldu. Değil ki 10 yıl versen vazgeçmem bu sevdadan. Ulan 10 yıl oldu o zaman hadi buyur ha. Vazgeçtim. Seni sevmenin bedelini ödüyorum müdür. Lan yürü gitme Allah Allah. Ben de dinliyorum burada ya. 10 yıl kesin mi? Lan yürü oğlum yürü. Haydi haydi. Yürü git. Haydi. Allah Allah. Ya böyle bir baktım, ne bir şey var mı orada, ses mi geliyor diye. Evet. Sıradaki dava ne oğlum?
Bakıyorum hakime. Oh. Yapma. Gerçekten mi? Ama olamaz. Yine mi? Allah Allah. Bizim fabulcular. Baksanıza ya, gene bir hayvandan mevzuya girmişler. Kim bilir gene hangi hayvana tebelleş oldular. Aqua Park'tan köpek balığı kaçırmışlar hakimim. Yuh! Bahadır Durgun, Çetin Asi. Hoş geldiniz Adanalı Hansel ve Krater. Niye kaçırdınız oğlum köpek balığını? Hakim abi, Selahattin abi ve alkolün etkisi diyebiliriz. He, Selahattin abi gene yok tabii. Selahattin abi içimizde. Tamam, Selahattin abi içimizde. Peki neyse, evet. Çetin, sendeyiz oğlum. Mısırları çıkar oğlum, mısırı çıkar. Evet, mısırımızı getirdik, patlamış mısırımızı. Uykumuzu da aldık, çişimizi tam yapamadık. ama yine de senin yeni maceralarına hazırız. Onun için seni dinlemek için sendeyiz, buyur. O gün hakim abi, Selahattin abiyle içmek için yeni açılan Aqua Park'a gidelim dedik. Hı. Orada yunusları, balıkları izler, demleniriz diye düşündük. Gittik Aqua Park'a, her şey çok normal. Derken akvaryumdan bir ses geldi. Patolof! Pupa, pupa, pupa diye. Selahattin abi, köpek balığının kendisine seslendiğini iddia etti. Dedi ki, çocuklar, bu bir yardım çığlığı. Nerede olsa tanırım. Bu hayvan açık denizlere gitmek istiyor. Bunu kurtarmam lazım. Bu uğurda benimle misiniz koç yiğitler deyince... Hı. Biz de alkolün verdiği duygusallıkla üç defa evet, evet, evet diye bağırdık. Evet. Sonra Selahattin abi bize döndü. Çocuklar, siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz dedi. Ben dedim, Selahattin abi sen de mi Rihanna'yı düşünüyorsun? O dedi, hayır. Bu balığı akvaryumdan çıkarıp denize salacağız dedi. Siz gidip kamyonu suyla doldurup akvaryuma yanaştırın. Ben bu hayvanı buradan kurtaracağım dedi. İyi yürekli Selahattin abi. Selahattin abi içimizde. Evet, yine Selahattin abi ve ölüme meydan okuyan fikirleri. Sonra biz kamyonu akvaryumun oraya yanaştırdık. Selahattin abiye dedik ki, ya Selahattin abi tamam güzel de bu hayvan çok vahşi bir hayvan. Bu hayvanı akvaryumdan nasıl çıkaracaksın dedik. Hı. O da bize planı anlattı. Hı. Bir baktık, bir elinde ip, diğer elinde toplu iğne. Çocuklar dedi, bakın. Havuza kan damlatacağım. Köpek balığı kanın kokusunu alacak. Direkt çıkacak. Ben de iple kafasından bağlayıp onu kamyona atacağım. İki saniye düşündük ve dahiyane bir fikir olduğuna karar verdik. Sonra ne oldu? Sonra yani kısmen işe yarayan bu fikir doğrultusunda Selahattin abi toplu iğneyi parmağına batırdı, kolunu havuza uzattı, kanı damlattı, köpek balığı hemen aldı. Kanın kokusunu mu aldı? Yok, komple Selahattin abiyi aldı. Havuza indirdi. Aqua Park gösteri havuzunda Selahattin abiyle köpek balığı boğuşmaya başladılar. Tam Selahattin abi böyle bacak kitleme hareketiyle köpek balığının kafasını sıkıştırdı. Köpek balığı Selahattin abinin kopardı. Onu diyemeyiz. Ne diyelim? Şimdi Selahattin abinin ardı yerine ne bileyim Lopez diyelim. Lopez mi? Lopet olmasın o. İşte onu da demeyelim diye benim de aklıma ilk o geldi. Zor olacak. Evet. Lopez. Lopez'den uyduralım. Buyurun. Sonra Selahattin abi hayvana bacak kitlemesi hareketi yapıp kafasını sıkıştırdı. Sonra köpek balığı Selahattin abinin Lopez'ini kopardı. Eyvah, ikisini birden mi? Yok, sadece sağ Lopez'ini.
Dur bakalım nereye gideceğiz. Evet. Tabii ben aşağıdan bağırdım. Selahattin abi, hayvanın burnuna vur, burnu zayıf noktası. Burnuna vurursan mala bağlar dedim, o da vurdu. İşe yaradı mı? Yok. Hayvan daha da sinirlendi. Selahattin abi bu sefer akvaryonun camlarına bam, bam diye vurmaya başladı. Sonrasında biz artık buraya kadarmış derken köpek balığı Selahattin abiyle akvaryumun camını kırmaya başardı. Ondan sonra bunlar foş diye boşaldılar. Köpek balığı, Selahattin abi ve Lopez. Selahattin abi sağ Lopez'i olmamasına rağmen çevik bir harekette kalktı ve hayvanı kurbanlık bağlar gibi hemen bağladı. Bize de dedi ki, çocuklar, Lopez'imi de alın şuradan. Onu ben yarın anamgile yorgan iğnesiyle diktiririm dedi. Biz tabii Lopez'i aldık ama böyle bakmadan. Sonuçta abimizin Lopez'i. Lopez'i poşete, hayvanı da kamyona yükledik, hareket etmeye başladık. Selahattin abi, Lopez'inin biri olmamasına rağmen yine de mutluydu. Çünkü başarmıştı. Koca yürekli insan. Selahattin abi içimizde. Biz tabii hayvan kamyonda tıngır tıngır ilerliyoruz. Ama Selahattin abi bir 15 dakika sonra beyin sarsıntısının ve kan kaybının etkisiyle hayvana olan acıma duygularını yavaş yavaş yitirmeye başladı. Ömürka döndü. Hayvana dedi ki, lan sen benim Lopez'imi kopardın. Ben de senin Lopez'ini keseceğim. Lopez oğlanı, dedi. Aa, Selahattin abi pisleşmiş. Ama hala içimizde. Bize de talimat verdi. Dedi ki, göl kenarına çekin. Bu şerefsizi ızgara yapacağız, dedi. Biz de dedik ki, Selahattin abi, ne yapıyoruz ya? Olmaz yani, yazıktır, günahtır hayvana, dedik. Ha. Ulan dedi, bana Lopez'ini yiyeyim ayağı yapmayın, dedi. Yakın şu mangalı deyince biz de mangalı yakmış bulunduk. Sonra ateş olunca kamyondan hayvanı almak için gittik. Baktık hayvan cansız bir şekilde yatıyor, güzel. Uzandık hayvanı almak için. Hayvan bir kuyruk darbesi, Selahattin abi kamyona çarpıp mangala düştü. Köpek balığı da kuyruğuyla seke seke kendini göle attı hakim abi. Tabii biz hayvanla cebelleşmişiz. Enerji yakmışız. Yani ölüyoruz acımızdan. Selahattin abi bize döndü, dedi ki, ben buradan et yemeden gitmem arkadaş. Poşeti açtı. Poşetten Lopez'ini çıkardı. Şöyle bir salladı. Bir iki tokatladı Lopez'ini. Güzelce yumuşattı, sonra mangala bastı. Yuh artık ya! Yuh artık! Yemediniz değil mi? Hakim abi o kadar güzel koktu ki... Selahattin abinin Lopez'i. Hayır, şimdi o da ısrar edince... Şimdi ikram edilen bir şeyi geri çevirmek de olmaz dedik ve... Adamı yemişler hakimim. Selahattin abi içimizde. Lan deminden beri bu içimizde, içimizde dediği kalbinde değilmiş, midesindeymiş. Abilerini yemişler ya. Hem de Lopez'ini yemişler Kudret. Tadına bakmadan karar verme hakim abi. Bambaşka bir şeymiş Lopez. Böyle insanın ağzında dağılıyor. Lokum gibi. Bir de kuru olmadı biliyor musun Lopez? Normalde kuru. Suyu içinde bırakmış. Çok güzel. Ama neden güzel olmasın ki? Zaten Selahattin abi çok tatlı birisi. Ulan şuna bak ya. Bir de şaka yapıyor, görüyor musun ya? Ulan bir yamyamlığınız eksikti sizin ha. Zaten şu anda acelem olmasa ben size yapacağımı bilirdim ama... Allah'ım ya Rabbim ya. Bir daha adam Lopez'inin üzerine oturamayacak. Hayır hayır, Selahattin abi mutluydu. Hatta yerken bize şaka bile yaptı. Lan siz beni mi yiyorsunuz diye. Sonra da bayıldı. Ama kendine bayıldı yani lezzetten. Çok bayıldı. Hayır, bir de adamın kendi rızası da var yani. Ceza da veremiyoruz ki, ne yapsak? Hayvan kaçırmaktan bir yıl verdim ulan size. Tamam, bana bakın.
İçeride düşünün. Şu vejetaryenliği falan düşünün en azından ya. Hakimim, önce bir tuvalete gidebilir miyim? Selahattin abi çıkmak istiyor. Allah seni cehennem. Cehennem ol, hadi çık. Hadi çık. Sen de bir tuvalete git hakim abi. Lan sen ne? Nereden çıkarıyorsun beni tuvalete? Hakimim, sen çok kıpırdama, tamam. Dur, hop. Allah Allah, Allah Allah. Şu halimize bak ya. Gene durduk yere terapilik olduk hakimim. Ya ben de diyordum ki şu davalardan sonra gideriz beraber bir Adana yeriz filan ama ruh hastaları beni... Etten soğuttular. Ne yapalım, gidelim bir yerden bir salata yiyelim diyeceğim ama... ben biraz oturayım burada. Sen en iyisi paket servisi ara, buraya salata getirsinler. Gerçi Adana'da nereden bulacaklarsa salata satan bir yer. Ayten diyor ki, Serkan, Serkan, ooo ben bu çocuğunla evleneceğim. Hocamızdan inanılmaz bir şiir. Şansını fazla zorluyorsun kırmızı nokta. Hocam ben yengeç burcuyum, sırtım ağrıyor, ne yapmalıyım? Sinek çeken ışık gibi salak çekiyoruz ya. Hacım. Düz gel öyle, gel 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 gel. Ecem. Çok gittin, az daha geri gel. Hacım. Gel 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 gel. Hacım. Çek el frenini, geldik. Yükselen burcum kaç metre yüksekliğindedir? Boğa burcuna 7 kişi girilir mi hocam? Kova burcuyla yangın söndürülür mü? Her bölüm daha da geri gidiyorsunuz. Teşekkür ediyoruz efendim. Bekarlık sultanlıktır diyen var mı? Şurada bir hanımefendi var. Ya bekarlığın aslında sultanlık olduğunu düşünmüyorum ama kendimi ona inandırmaya çalışıyorum çünkü bekarım. Ayağa kalkabilir miyiz? Tabii ki. Avantajlarını soruyorsanız, şimdi bekarken kısmetleriniz çok oluyor. Evet. Evliyken öyle bir şansınız yok. Harika ya, müthiş bir mantık. Evliyken artık o kısmetlerden iyisini seçmişsiniz size göre. Evet. Devam evet. ediyorsunuz. Evet. Yani. O da güzel bir şey ama şimdi ben bekar olduğum için böyle olumlu düşünmek zorundayım. Peki çok kısmet olunca onları nasıl kullanıyorsunuz ki? Hepsinin arasından en iyisini seçmeye çalışıyorsunuz. Hayat böyle geçiyor. Neyle bakıyorsunuz genelde? Neye göre seçim yapıyorsunuz? Vallahi eğitim öncelikle en önemli şey. İnsanlık. Karakter. Ya sizin için insan olması önemli. Tabii ilk aşama o. Yani onu geçtikten sonra detaylara giriyorsunuz. Detaylar ne? Eğitim? Eğitim olabilir. Tabii dış görünüş. Yani ilk baktığınız şey. Neye önem verirsiniz dış görünüşte? Boy. Boy? Evet. Yani uzun mu olmalı? Yani uzun olmalı. Şimdi ben de kısa boylu bir bayan değilim. O yüzden boy ilk kriter. Ondan sonra bakışlar olabilir mesela. Evet, boyu, bakışları, evet. Eğitimi... Erkek olması önemli başta. Siz sohbet ettikçe açılıyorsunuz. Evet, bu kadar diyorsunuz yani. Bu kadar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah en iyisini bulursunuz. İnşallah. Şimdi bizim bir arkadaşımız var. O da bekar kalanlardan. Bakalım iyi gelmiş mi ona, gelmemiş mi? İzleyip görelim, buyursunlar. Ha, gelin. Ha. Gelin kardeşim, gelin, 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 gelin. Ah be abicim ya. Ah be abicim ya. Ya ben yeni duydum bunu. Yani 25 yıllık evlilik böyle pat diye bitebiliyor mu ya? Çok üzüldüm abicim, çok üzüldüm. Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Çok kötü, çok! Ölmedim Mesut, boşandım. Allah Allah. Hani denedik, çabaladık. Baktık olmuyor, birbirimizi üzüyoruz. O zaman boşanalım bari dedik yani. Olmayınca olmuyor, ne yapacaksın? Tabii canım, önümüze bakacağız yani. Hah, ben de sizi onun için çağırdım işte.
Ben şimdi bekarım ya. Acilen önüme bakmam lazım. Fakat önümü göremiyorum. Niye? Göbeğinden mi? Sus! Allah Allah. Önüm, arkam, sağım, solum, her yerim evli. Bir tek bekar olan ve hala sahalarda olan siz varsınız. O yüzden çağırdım yani. Oğlum ben çok uzak kalmışım. En son 1995'te bir kadına yürüdüm. O da karımdı. Doktoru burada. Doktoru ayağına geldi. Konuş doktor. Tekrar yürüyebilecek miyim? Aç Instagram'ı. Gir bakayım Instagram'a. Ver telefonunu bana. Ver bakayım, ver. Dur. Şu fotoğrafları bir alalım. Bu karanfil ne? Hayırlı cumalar için. Ne? Instagram böyle değil mi oğlum? Değil abicim. Bak, kısmet bir balıksa Instagram balık pazarı abicim. Kadın bir karıncaysa Instagram karınca yiyen. Böyle diye toplayacaksın. Ama ilk önce senin bir fotoğrafına ihtiyacımız var. Fotoğraf var ya, var var. Bak şurada benim bir vesikalım var. Ha oldu. Aa, aa. Bir tane nüfus suretiyle ikametgah çıkart da tam olsun bari. Hadi ya. Öyle mi oluyor? Şimdi muhtar da kapalıdır. Ne yapacaksın? Abicim, aylık abonman mı çıkartıyoruz ya? Allah Allah. Şimdi bak, ben şimdi halledeceğim. Sen merak etme. Dur bakayım. Şöyle bir güzel bir fotoğraf koyalım ki. Şöyle afilli, şekilli bir fotoğraf. Değil mi? Kadınların ilgisini çeksin birazcık. Abi. Ha sen o yüzden sürekli spor salonundan dudaklarını böyle büzüp büzüp fotoğraf atıyorsun. Yok. Gençleri spora özendirmek için. Tabii ki onun için abicim. Laf mı söylüyorsun? Şöyle güzel bir bak bakayım bana. Güzel dedik. Şöyle. Abicim gözlerini azıcık kıs. Kapat demedim. Kıs abicim. Ha. Şimdi dudaklarını azıcık çıkart şunu. Çıkart da. Kapatma abicim. Gözlerin akını göreyim. Ha. Ha. Abicim niye kızıyorsun ya? Abi sen beni dinle abicim. Şöyle gözleri. Bak şöyle. Gözlerini şöyle buğulu buğulu. Dudaklar böyle abi. Yani şöyle olacak. Yani çok konuşmayın. Şöyle çapkın çapkın bak bir ya. Allah aşkına ya. Çapkın çapkın bak. Çapkın çapkın bak. Abicim adam çapkın bak diyor. Sen gazın varmış gibi bakıyorsun. Ver şunu. Çekmişsindir bir tane herhalde. Çektim bir iki tane. Bakayım. Ben filtreyle ayarlarım adam akıllı bir tane ya. Ha, sorun değil abi, tamam. Tamam. Ha. Tamam mı? Ha, hadi bakalım. Yürü bak şimdi bu nasıl bir şey biliyor musun? Bu balık tutmak gibi bir şey. Tamam mı? Oltayı atıyorsun. Balığı bekliyorsun. Balık pat yakalanıyor. Anladın mı? Tamam. Sabır lazım biraz. Sabır, sabır. Sabır lazım. Tamam. Tamam. Tamam be. Ah bak geldi bir tane. Dur bakayım. Oh. Vay vay vay. Selen seni takibe başladı. Ne diyorsun? Ulan lan lan. Hemen geri takip. Bak bana bak. GT yazarlar. Yanlış anlama. Ha. Ne anlayabilirim? Geri takip demek. Ha. Biz de takip edelim. Yapıştır bakalım mesajı. Heh. Mesaj. Hı? Yaz. Selen Hanım, merhabalar. Selam eder. Öncelikle büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Burada havalar çok soğudu. Orada da kış geldi mi? İlk kar yağdı mı? Kaloriferler yanıyor mu? Alper Tunga öldü mü? Eşsiz Acun kaldı mı? Yaz gönder bari. Mektup mu yazıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Yaz gönder dedin. Ben de yazdım. Ne oluyor? Yazmamam mı lazımdı? Göndermemem mi lazımdı? Ya arkadaşım bana böyle imalı konuşmayın. Ben bilmiyorum, yapamıyorum ya. Al abi, kız ghosting olmuş. Ghosting mi olmuş? Geçmiş olsun yazayım mı? Geçmiş olsun, sana geçmiş olsun. Kız hayalet oldu, pırr uçtu gitti. Öldü mü? Öldürdün mü? Senin için evet. Senin için öldü artık. Yok, yok. Allah Allah, ne yapacağız ya? Ya ben yapamıyorum ya. Vallahi yalnız döneceğim ha. Abicim hemen pes etmek yok ya. Elimizde daha güçlü silahlar var. Kaydır. Gel. Abi salak salak hareketler yapma Allah aşkına. Bu kadar uzak olamazsın ya. Ne ya? Saçmalama, al şu telefonu. Bu ne ya? Abicim bak. Bütün kızlar burada, burada. Anlıyor musun? Bak beğendiğini sağ tarafa atıyorsun, beğenmediğini sol tarafa. İnsanlar birbiriyle burada eşleşiyor. Nasıl, hiç tanıyıp görüşmeden mi? Abicim zaten sen orada görüyorsun, o seni görüyor ya. Ha, görücü usulü gibi bir şey diyorsun. Olur, bana uyar ya. Kaydır, kaydır sen. Bu olmaz.
Bu hiç olmaz. Bu olabilir. Bu güzel olur. Ya bu keşke olsa. Bu olmamalı. Bu hiç olmaz. Ne yapıyorsun abiciğim sen? İşte beğendiklerimi sağa, beğenmediklerimi sola kaydırıyorum. Yok ya. Senin öyle bir lüksün kaldı mı zannediyorsun? Abicim, senin öyle bir lüksün yok artık. Senin seçme hakkın yok. Senin sadece seçilme hakkın var. Oh, ne güzel ya. Bir de yere uzarayım da ondan sonra bir de üzerime toprak atın. Ne gömdünüz be abi? Al şunu ya. Allah Allah. Düşmanım mısınız oğlum siz benim? Yahu abicim, Kazım haklı. Ağ geniş atacaksın ki. Böyle herkesi toplayacaksın. Allah Allah. Kaydır. 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 Oğlum onu niye atıyorsun? O çok kaydır. Çirkin lan. Oğlum onu kaydırma. Kaydır. Ya dağ manzarası o. Mesut ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Ama o çok çirkin. Bak yine kaydırdı. Kaydır. Mesut o erkek de erkek. Kaydır. Ya. Ne oldu? Ne oldu? Özge Hanım teşrif ettiler. Güzel. Hadi bakalım. Bu güzel. Allah Allah. Kardeşim siz beni ne kadar gömerseniz gömün. Ben bazı kriterlere sahip bir adamım. Yani öyle her elinde bir avuç tuz olana ben hıyar gibi koşmam yani. Ben öyle kolay kolay beğenmem oğlum. Ben öyle beğenmem yani. Bakayım. Vallahi beğendim. Ne yapacağız? Yapıştır mesajı. Yapıştır mesajı. Merhaba Özge Hanım. Selam eder. Vazgeçtim. Ben yazarım. Selam gecemi ısıtan kadın. Sende mi buluşuyoruz, bende mi? Yuh artık be! Bir kadınla böyle konuşulur mu oğlum? Ayıp, sen ne utanmaz, ne terbiyesiz bir adamsın ya! Sen ne kadar utanmaz... Ha? Aa, ben de çok isterim. Hemen buluşalım diyor. Sen ne harika! Sen ne kral adamsın ya! Ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz abi? Zaten kadın hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadı. Konum istiyor. Konum istiyor! Konum at! Kazım, kanka! Yani bu profile hemen birinin düşmesi bir tuhaf değil mi oğlum? Atmasan mı acaba? Karışma lan sen! Özge ile araba giremezsin. At kardeşim, at. Tamam, atıyorum abi. Attım. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Ulan sen de ne çapkınmışsın lan. Sen de yılanmışsın lan. Hayati Bey, alemlere hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi bakalım. Vurduğun gol, tuttuğun altın olsun. Yürü be! Hadi! Vallahi sağ olun ya. Gerçekten. Sizin sayenizde yani, siz olmasanız... Siz olmasanız diyorum. Oğlum hadi ikileyin, hadi. Ha, gidin diyor ben yani. Hadi. Oğlum pes ya, hayatımda böyle bir şey görmedim. Beni ara. Tamam, ara beni. Şişt, bana bak. Unuttuysan arayıp sorabilirsin. Ha, yürü git be! Allah Allah. Şöyle bir şey yaparız herhalde. Hoş geldin Özge. Ben Hayati. İşte burası da benim hayatım. Yok ya, ne kadar kötü bir şey oldu ya. Şaka. Özge, merhaba güzel... Ah! Merhaba güzellik. Bu ne? Yok ya, bu böyle de olmaz. Nasıl ya? Şöyle mi ya? Merhaba. Yok olmuyor ya. Ne yapacağız ki? Merhaba. Özet! Lan! Lan! Bismillah. Ya sen Özge değilsin. Özge'yim ben ya. Ne alakası var? Nasıl? O Kaydır'daki Özge. Ama mümkün değil. Mümkün. Şansına yakınlardaydım. Çıkayım geleyim dedim. Tesadüf işte. Aşk tesadüfleri sever biliyorsun. Keşke sevmeseydi ya. Ama öyle bakınca yani hiç o fotoğraftaki Özge'yle sen hiç alakası yok. O açıdan bak. Gel böyle gel. Nasıl? Şöyle biraz yükselsen. Ben aşağı ineyim. Bak şöyle bak. Yok, hala aynı ya. Şöyle mi yapsak acaba? Dur bakayım. Aa, vallahi o. Yok değil. Allah Allah, nasıl olur böyle bir şey ya? Yani nasıl 360'da bir bu fotoğrafı, bu açıyı yakaladın anlamıyorum yani. Lan! Sen bana çirkin mi diyorsun? Ha? Lan mı? Tipe bak ya! Tipe bak! Hafriyat artı! Pişmane olmuş, gelmiş beni gömüyor! Tabii. Ya Özge, ben o anlamda demedim yani. Ben hani o fotoğrafta açı olarak o kadar güzel çıkmışsın ki... ...bu güzellikle beni nasıl beğendin anlamında...
Öyle konuştum kendi kendime. Ha onu diyorsun. Tamam o zaman. Hadi gel. Ne yapalım? Baş başa film izleyelim mi? Vallahi, ne dersin? Bütün gece bu başla baş başa. Yani film izlemek isterim tabii de. Ben de işte bu Finlandiya'ya gideceğim biliyor musun? Acil gitmem lazım. Ve kalıcı olarak. Kusura bakma. Tüfe. Vallahi bu hafta tanıştığım üçüncü kişisin Kuzey Avrupa'ya giden ya. Şaka gibi. Vallahi işte görüyor musun? Aşk tesadüfleri sevmiyor bazen. Ne yapalım? Hadi ben seni şöyle yavaş yavaş uğurlayayım canım. Kusura bakma. Finlandiya'ya geldi de muhakkak ara. Hayır canım. Tamam. Hadi canım sen. Hadi. Hadi. Ulan bu neydi ya? Allah Allah. Yok. Ben beceremeyeceğim bu işi ya. Alo. Ha. Finlandiya'ya diyorum. Evet ya. Acil bir bilet lazım diyorum. Evet. Allah Naime. Naime. Hoş geldin Naime. Ne oldu? Bir yere gidiyorsun herhalde. Bir şeyler duydun. Bekarlık yaradı mı ne? Vallahi nasıl yaramasın ki ya? İşte öyle kah oradayım. Kah buradayım. Arkadaşlar da sürekli Allah hayati ne olur gel. Hayati şudur, hayati. Hayırdır sen ne oldu ya? Ben sana bir şey söyleyeceğim hayati. Dinliyorum canım. Ben çok pişmanım. Ben geri dönmek istiyorum. Allah senden razı olsun Naime. Vallahi o kadar pişmanım ki ben de anlatamam ya. Ne olur kurban olayım affet beni. Ben böyle bu kaydırlar maydırlar var. Oralara gittim. Selen diye bir kız vardı. Kotting oldu. Ne? Hayalet oldu. Bir tane de Özge geldi o hayaletten beter. Oo vallahi ben yapamayacağım. İyi ki geldin. İyi ki geldin. İyi ki döndün. Hayati, ben evlendiğimizde İstanbul'a geldiğimiz için pişmanım diyecektim. Ben memlekete dönmek istiyorum. Valizimi almaya geldim. Gördün mü şakayı nasıl yaptım? Çünkü bekarlık muhteşem bir şey ya. Çok memnunum yani. Yok, buradan toplayamazsın. Haklısın. Çok güzel anlattın, çok güzel o duyguya girdin. Ama şimdi duyguyu daha çok beden dilinle, jestlerinle anlasak ve bütün bu hikayeyi bize sadece A ve E harflerini kullanarak icra etsen olabilir mi? Öyle saçma bir şey olur mu? Ama onu gördüm ya. Bu öyle güzel girdi ki duyguya. Gerçekten kelimelere gerek yok. Onu bize bence jestinle, mimiğinle, elinle, kolunla anlatırsın diye düşünüyorum. Sen de aynı şekilde cevap ver sana geldiğinde de. Yani geri dönmeye karar verdim. Doğaçlama yapıyor ama. Evet. İyi ki dönmeye karar verdin canım benim ya. Hayati, ben İstanbul'a geldiğimiz için pişmanım. Ben memlekete dönmek istiyorum. Onun için yani. İçeriden dolabın üstünden valizimi getirebilir misin? Ha. Gördün mü? Nasıl şaka yaptım? Bekarlık çok tatlı bir şey ya. Sultanlık. Buradan döndüremezsin. Haklısın ya. Bir şey söyleyeceğim. Sen biz ayrıldıktan sonra öyle böyle sitelere acaba fotoğrafını koyup millete yürümüş olabilir misin? Daha fazla küçülemeyeceğim için ben senin valizini getireyim. Dolabın üstünde. Kız, Çiğdem. Bence bu bana yanık. Pişman. Çok fena. Ben de pişmanım kız. Barışırız biz bunda. Bir de bana şey de, bu açtığımız sahte hesapları ben nasıl kapatacağım? İkide bir herkes konuma değil İstanbul'un haritasını çıkarttım valla. Valla bak, güzel fotoğraf koymuş. Sileceğim onu kız. Başıma bela oldu. Ne yapacağım? Çarpıyı mı basacağım? Bütün çarpıyı basayım, hepsi gitsin. Tamam. Hadi kapat! Tamam.
astroloji konusunu ele alacağız. Derin bilgileriyle uzman kişi bize astrolojiyi anlatacak. Burçlar hakkında bilgi verecek. Ve biz de aydınlanacağız efendim. Buyursunlar. Üzerinize bir bilgi güneşinde olmasına hazır mısınız? Evet. 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 Peki hocamızla bilgi saunasında ter atar gibi cehalet atmaya hazır mısınız? Her zaman. Edremit, Edremit. Bilgi seline kapılıp boğulmaya hazır mısınız? Zaten yüzüne bilmiyoruz. Yaşasın o zaman. Evet, eşofmanlı Şevket hocamızla astrolojiye doğruya hoş geldiniz. Yavrum, her bölüm daha da geri gidiyorsunuz. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk kırmızı nokta. Görüyorum ki kahve içiyorsun. Arzu edersen falına bakabilirim. Bayılırım lütfen. Oo, bak sana burada bir at var. At ne demek? Murat demek. Murat Kekili mi acaba? Of. Yok, öyle değil. Bu istek manasında. Burada bir at var, üzerinde kıpkırmızı giyinmiş biri var. Ve onunla beraber siz bir yola gidiyorsunuz. Bir dakika, bir dakika. Kırmızı dediniz. Geçen gün yeğenim Atakan'a kırmızı bir tişört almıştım. Çocuk oyununa götürecektim onu. Evet, evet yeğenim Atakan. Yeğenin Atakan'ın... gözlerinden öpüyorum. Ama bu Atakan değil. Bu daha... Bu daha yetişkin biri. Böyle yakışıklı. Bıyıklı. Gözlüklü. Ondan sana bir yol var. Yol mu? Tem otoyolu olabilir. Çünkü benim ev Etiler'de, arkadan bağlantı yolu var. Kızıl ırmak saçların için susuyorum Özge. Evet, programın başında da belirttiğin gibi bu aralar astrolojiye yönlendim. Bu konuyla ilgili bilgi tecrübelerimi, bilgi tecrübe anılarımı, bilgi tecrübe anılarını ve görüntülerimi... Yeni kitabım, kendini Zodyak, beni Zodyak, her şeyi Zodyak'tan toplamaya gayret gösterdim. Kitabın arka kapağında yazan siteden de soruları alacağım. Soruları bu bilgisayardan mı alacağız Amasya Elması? Evet hocam, son teknoloji. 20 yılın öncesinin son teknolojisini. Bunun üzerinde bildiğin Metin Ali Feyyaz çıkartması var. Bunun bilgisayar olduğuna emin miyiz? Aha bizim bunlar bile bundan daha fazla bilgi sayabilir. 6. 9. Bilgi. 1. Kaybettim ya. Bak. Şu an herhangi bir kelimeyi boşluğa bıraktıklarında bilgi verdiklerini zannediyor tek hücreliler. Evet, yapacak bir şey yok, devam edelim. Evet, astroloji dediniz hocam. Astroloji dedik, dedik diyoruz, bunları diyoruz, buradan feveran ediyoruz. Ama. Ayten kızımızın maalesef bütün bu konuştuklarımız Ayten kızımızın kulaklarına ulaşmıyor. Çünkü Ayten o sırada karşısına çıkan erkekleri burçlarına göre değerlendirmekle meşgul. Twitter'ından Face'ine, Instagram'ından memurum.net profiline kadar her yere yengeç kadını yazan Ayten önüne gelene burç soruyor. Annesi güzel insan Şükürpe teyze, Ayten,
Hay Tanrım, güzel kızım, yavrum. Sen yengeç olmayabilirsin. Biz seni nüfusa genç yazdırdık. Deyince Ayten, aman sen sus be şükürce. Sen nereden bileceksin sinsi akrep burcu deyip anasını azarlıyor. Ayten'in umru değil. Ayten daha sonra evine bir golücü çocuk çağırıyor, Serkan. Serkan geliyor, yüksek mühendis, cüret, yüksek mühendisi bir oğlan. Allah, güzel, başarılı kariyerleri. Olan bir çocuk. Ayten diyor ki, Serkan, Serkan, Serkan. Senin yükselen burcun ne Serkan? Serkan'dan balık cevabını alan Ayten, sen benim gittiğimle baş edemezsin. Ezik duygusal değil. Serkan'ı, o yüksek ziraat mühendisi çocuğu, o parlak insanı yaka paça evden kovalıyor. Daha sonra sokakta tanışıp Başak Burcu olduğunu öğrendiği bir oğlanı elinden tutup eve getiriyor. Baba, baba, babacığım diyor. Ben bu çocuğunla evleneceğim. Temiz, titiz, tam bir Başak erkeği diyor. Babası, o naif kalender, Kandemir amca. Kızım diyor, siz bu çocuğunla nerede tanıştınız? Ayten, babacığım diyor, Sidat beni sokakta gasp edecekti. Risk almayı seven bir yapısı var. Onunla kafalarımız uyuştu. Ben bu çocuğunla evleneceğim diyor. Kandemir amca orada şıngırmırt bayılıyor. Şüküfe teyze beberan halinde. Sidat orada boş durmuyor, evi soyup soğana çeviriyor. Şıngırmırt bayılan Kandemir amca çıpırık it uyanıyor. Diyor ki ne oldu, evimiz soyuldu. Kandemir amca tekrar şıngırmırt bayılıyor. Ayten'in yeğenleri Siyah ve Yiğitcan oyuncakları çalındığı için o iki sabi ağlıyor. Ve Rezan Kiraz o saçları pişmaniye gibi olan kadın o da ağlıyor. Rezan Kiraz kim? Fatih Portakal'ın yengesi. Hocamızdan yine inanılmaz bir şiir. Şansını fazla zorluyorsun seksi salça. Yani şu negatiflere bakınca gerçi senin kıymetini daha iyi anlıyorum. En azından sana baktığımda gözlerim acımıyor. Peki. O zaman Mehtap Hanım'la başlayalım lütfen. Tabii. Hocam benim sorum şöyle. Ya oğlum Mehtap Hanım dedi ya. Hadi Mehtap'ı geçtik. Cinsiyetinden de mi haberin yok oğlum? Sağ olun hocam. Ya Mehtap sana diyor kızım. Beni, beni. Evet, seni, seni diyoruz. Hacı. Tek bir fonksiyonu vardı. O da kaybolmuş. Hacı. Güzel kızım, düz geliyor. Gel, 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 gel. Ecem. Çok gittin, az daha geri gel. Ecem. Çok güzel. Sağ al yavaş. Hacım. Gel, 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 gel. Hocam. Çek el frenini, geldik. Hocam, benim bir sorum olacaktı. Balık burcunun kızartması mı daha iyi olur kafası? Harika. Hocamız sizler için cevaplayacak. Buyurun. Balık burcunun kızartması mı daha iyi olur? Tavası mı? Tavası. Mehtapçığım, tavası çok daha güzel olur ama tavanın kendisi.
Tavanın kendisini, tavayı, o balık kızarttığın tavayı bütünce ye. Ya onu böyle dişle, dişle, dişle bitir ya da dediğim gibi bütün yut. Tamam hocam, aklıma kazıdım. O zaman ben ilk soruma geçeyim. Hocam, günlük burç yorumları ertesi güne bozulur mu? Siz de merak ediyorsunuz. Haklı bir beklenti. Bozulmaz kızım. Oh. Çok güzel, rahatladın değil mi? Evet. O şimdi o burç yorumlarının olduğu gazete köşeleri, oraları güzelce kes. Onları fare zehriyle terbiye et. Canın istediği zaman da afiyetle ye. Tamam hocam, sağ ol. Gel birlikte yiyelim, birlikte olsun. Çok teşekkür ederim benim canım. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Ben önümüzdeki 3000 gün doluyum. Zahretsiz. Aa, hocamız çok meşgul. Senin için ajandamdan 2-3 gün boşaltabilirim. Tamam o zaman. Haftaya hocamızla boşluk yaratıyoruz. Kaçırmayın sevgili seyirciler. Buyurun İbrahim Beyciğim. Hocam, boğa burcu olduğum için bu kadar çok yiyorum. Emin ol, yengeç burcu olsan da yerdin gibi o. Hatta yengeç olsan ben yengecim diye kendini de yerdin gibi o. Sağ olun hocam. Benim sorum yükselen burçlarla alakalı. Aferin lan İbo. Vallahi aferin lan. Beni şaşırmaya devam ediyorsun. Bravo ya. Evet, bravo. Çok sıkça sorulan ve yanlış anlatılan bir konu. Ne öğrenmek istiyorsun yükselen burçlarla alakalı? Yükselen burcum kaç metre yüksekliğindedir? Bu Dubai'deki Burç El Halifa Kulesi var. Bildin mi bu? İyi bilirim. İyi bilirsin. Allah Allah. Şaşkınım. O Burç El Halifa Kulesi'nin tepesine çık. Yükselen burcunu öğrenmek için ileri doğru atıl. Burcunu noktasına virgülüne kadar net bir şekilde öğreneceksin. İlk fırsatta deneyeceğim hocam. Sağ olun. Bir diğer sorum. Başak erkeğinden un yapılır mı? Bizim bu Dolapdere'de Zebani lakaplı bir Hüsrer abimiz vardır. Kendisi Başak Burcu. Ona gidiyorsun, beni Şevket hocam gönderdi diyorsun. Senden Hüsrer abi, senden un yapabilir miyim diyorsun, o gerekeni yapacaktır. Hemen gidip soracağım hocam. Hemen sor. Tamam. Allah'ım yarabbim, vallahi darlandım ya. Evet, şu e-maillere bakalım, oradan sorular alalım. Bilgisayarımız internete bağlı mı? Kızıl Meydan. Hemen bağlıyorum hocam. İnternete mi bağlanıyoruz, tavuk mu gırtlaklıyoruz belli değil. Bağlandık hocam. MR makinesi gibi ses çıkarıyor ya. Evet, bakalım sorularımız geliyor mu, gelmiş mi? Evet, işte ilk sorumuz. Sapanca'dan Faruk. Faruk diyor ki, hocam ben yengeç burcuyum. Sırtım ağrıyor, ne yapmalıyım? Sinek çeken ışık gibi salak çekiyoruz ya. Hangi kamera? Buyurun hocam. Faruk, doktora git oğlum. Evet, bir diğer sorumuz. Adana Feke'den, buradan selam ediyoruz. Adana Feke'den, ben Ahmet Yılmaz değilim, 01. Hocam ben yay burcuyum, eşim aslan burcu. Bize 1000 lira yollar mısın? Ya dolandırıcımız da çapsız ya. 1000 lira istiyor ya. İnternet de hayal kırıklığı. Biz sorularla devam edelim. Evet, buyurun. Evet. Hayırlı akşamlar hocam. İyi akşamlar Fikri. Aşkla ve şevkle takip ediyoruz hocam.
Ben de korkuyla ürperiyorum Fikri. Evet, sorun alalım. Dün rüya gördüm hocam. Rüyamda siz bir attınız. Ben de size biniyordum. Ufka doğru kayboluyorduk hocam. Fikri. Seni o ata bindirir. Önüme katarım. Ufka götürür orada ağzını yüzünü. Kırarım. Buradan Türkiye Psikiyatri Derneği'ni göreve çağırıyorum. Ve artık lütfen soruna geç diyorum Fikri. Hocam benim bir arkadaşım var. Tam bir boğa. Evet doğru. Sabırlı, sanata ve güzelliğe düşkün, güçlü istekleri olan birisi. Evet. Onlar da var da. Bu tam böyle yapılı. Burnunda halka var. Kırmızı görünce sinirleniyor hocam. Oğlum bu tam hayvan olan boğa ya. Evet hocam. Adı da Ferdinand. Sizce Ferdinand'ı ne yapmalıyız hocam? Oğlum hayvanı çayıra çimene salın otlansın ya. Ya saçma sapan sorular bunlar Fikri. Lütfen varsa güzel bir sorun boğa burcuna ilgili onu sor oğlum ya. Boğa burcuna 7 kişi girilir mi hocam? Siz 7 kişi... Aha bu arkadaşlarını da al. 7 kişi, 7 ortak. Aha bunlarla beraber İspanya'ya gidin. Hmm. Benim gibi kıpkırmızı giyinin. Hmm. O boğaların güleştiği arenaya koşarak dalın Fikri. Tamam. Tamam hocam. 2 kişi daha alsın. Hocam. Sizinle bütün sınırları zorlamak istiyorum. Sinirlerimi soruyorsun Fikri. Birkaç tanesini söyle desem başımıza neler gelecek kim bilir. Peki son konuğumuza geçelim. Buyurun. Fikri arkadaşına reset at yine dondu oğlum. Haydi oğlum haydi. Mustafa. Hocam kova burcuyla yangın söndürülür mü? Oo. Sen de bunlara o oluyorsun ya. Kova oğlum böyle saçma sapan olmaz, söndürmez tabii ki. Akrep kadını sokar mı? Sokmaz ya, sokmaz oğlum. Merkür geriliyor denince sakin ol bebeğim desek gevşer mi? Ya koskoca gezegene sen çıktığınmış gibi mi davranacaksın ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ama? Biz bunları anlattık ama çocuklar ya. Biz bunları... Çıkıdık pıdık biz bunları hayvanat bahçesinden şey yaptık ama anlattık çocuklar ya. Biz bunları... Şey, fış fış, köpük banyosundan şey yaptık, anlattık. Biz bunları... Bu neydi? Bu kopaz altından... Koza kopa... Ananas... Anason... Aman! Anlattık ama biz bunları... Şöyle gidiyor canım, sen yorgun. Külahını anlattık biz bunları. Biz bunları Kertenkule figuranasını anlattık ya. Ama yeter vallahi beni gerdiniz ya. Ben çok deliriyorum. Nedenini buldum evet. Bugün çünkü bu gerginliğin sebebi bugün ay tutulması var. Ondan oldu. Ne tutulması? Ay, ay! Ay, ay, ay diyor. Hocanın beni tutulmuş. Ama... Ay, ay diyor. Götürün. Ama... Ya yok be. Tamam. Dilenmeyeceğim lan. Alın götürün lan beni. Haftaya görüşmek üzere. Sen de gel. Kırmızı nokta. Evet, yurttan ve dünyadan hazırladığımız Ne Haber köşemize geçiyoruz efendim. Ne Haber başlıyor. Otoyol ve köprülerde dinamik ücret uygulaması geliyor. Programa göre otoyol ve köprü ücretleri yoğunluk durumuna göre anlık olarak değişkenlik gösterebilecek. Artık köprüden geçerken fiyatın değiştiğini görebileceksiniz. Neden diye soracak olursanız da köprünün altından çok sular aktı cevabını alabilirsiniz. Değerli seyirciler, lokma furyası sona eriyor. İstanbul Şekerciler ve Pastacılar Odası yetkililerinin verdiği bilgiye göre hızla açılan lokmacılar
birer birer kapanmaya başladı. Üzerine çikolata döküldüğü zaman cazibe kazanan bu lokma, bu furya tarih olmak üzere efendim. Evet, önümüzdeki yıl belki de çedar soslu çikolatalı kır pidesi furyasında görüşmek üzere. Biliyorsunuz son dönemde Atatürk'e benzerliğiyle ünlü bir beyefendi oldukça popüler. Kendisi bu benzerlikten yararlanıp düğünlerde, etkinliklerde boy gösteriyor ve zeybek oynayıp bu işten para kazanıyor. Efendim, atamızın da dediği gibi onu görmek demek mutlaka yüzünü görmek demek değildir. Onun fikirlerini, duygularını anlayabiliyorsak, hissedebiliyorsak bu kâfidir. Atatürk'ü... Atatürk'e benzemek, açık fikirli ve ileri görüşlü olmaktır. Gördüğünüz her sakallıyı hoca, her mavi gözlü sarı saçlıyı da Atatürk sanmayın efendim. Evet, Ne Haber bölümümüze haftanın konuğuyla devam ediyoruz. 32 yıldır benzin içen Mesut Bey stüdyo konuğumuz efendim. Mesut Bey'i sahneye, stüdyomuza davet ediyoruz. Gerçekten içiyorsunuz. Benzin ister misiniz? Yok, ben dizelim. Ha. Ya siz az yakıyorsunuz. Az koyayım. Ha, ben şaka yaptım. Yani biz normal insanlar tabii benzin içmiyoruz. Ha. Siz içtiğiniz için böyle haber oluyorsunuz efendim. Hemen başlayalım. Mesut Bey, nasıl başladınız benzin içmeye? Ben 4 yaşındayken kabız oldum bir gün. Babam gaz çıkarayım diye vermiş. Ne güzel. Ne yapıyor şimdi babanız? Aynı gün annem kovmuş. Ha. Nerede olduğunu bilmiyorum. İşte o gün bugündür de ben içiyorum. Evet, afiyet olsun. Yarasın diyeceğim ama hakikaten yarıyor mu acaba? Yani işte geğirirken böyle ejderha gibi böyle diye ateş çıkartıyorum. Bazı akrabalarım kaşıyor. Geçmiş olsun. Peki, mesela günde ne kadar yakıyorsunuz? Ya şöyle söyleyeyim, ortalama günde 3 akraba falan. Ha yok, ben yakıt olarak dedim efendim. Ha yakıt. Evet, evet. Ben evet. Şimdi bir bardak benzinle 10 kilometre gidiyorum. Hmm. Ama şehir içinde değişiyor, daha fazla yakıyor. Tabii dur kalk yapıyorsunuz. Ha, aynen. O da fazla yakar gerçekten. Aileniz ne diyor bu işe? Nasıl bakıyor bu duruma? Kaynak gözüyle bakıyorlar. Ha. Çocuklar okulda mağdur oluyor, arkadaşları dalga geçiyormuş. Ne diyorlarmış? İşte baban kaç beygir? Baban kurşunlu mu, kurşunsuz mu kullanıyor? Baban kalkışta iyi mi? İşte babana bir tur sürebilir miyiz? Çocukça şakalar işte. Evet, müthiş sorular. Peki tabii, hadi çocuklar öyle mağdur oluyor da hanımınız ne diyor bu duruma? İşte hanımla yan yana gelip böyle ateşli bir şeyler olamıyor. Yani siz de hak vereceğiniz gibi. Yani hanım şikayetçi tabii. Yani benzin fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi. Çok içiyorsun diyor. Sana tüp taktıralım diyor. Denediniz mi tüpü? Denedim, denedim. Yani benzinin tadını ver. Gaz yapıyor. Bir de alışveriş merkezine giremiyorsunuz, yasak. Ha, sorunlar bunlar yani. Bunlar... Taktırmak değil sorun da. Evet, çok güzel. Peki, benzin nasıl alıyorsunuz? Böyle devamlı bir pompacınız var mı mesela? Var. Hayati abi. Neden güldünüz? Evet, bir pompacım var. Hayati abi. Kendisi bizim oradaki bir benzincide çalışıyor. Tabii ki gide gele kendisiyle ahbap olduk, dost olduk. Çok hoş olduk. Şimdi arkadaşlarım uyarıyor efendim. Bu bilgiye daha önce ulaşmışız zaten. Pompacınız Hayati Bey de burada, stüdyomuza burada davet ediyoruz. Aa, ne güzel. Evet, Hayati Bey buyurun. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Nasılsınız Aziz? Sağ olun siz. Vallahi çok seviyoruz, sağ olun. Mesut'um nasılsın? İyi abi, sağ ol. Çok... Aç kapağını da doldurayım, aç. Fulli abi. Tamam, aynından mı? Aynından. Acıkma. Ölmüşlerin egzozuna gitsin abi. Avapalayanların çok olsun. Mesut'um, bak bu da yeni geldi ha. Orman esintisi.
Hadi bakalım. Çok sağ ol abi. Burnuma takıldı. Evet, sevgili seyirciler, demin iki dostun değişik paylaşımını izledik. Pompacısı Hayati Bey, müşterisi Mesut'u fulledi ve üzerine araba kokusu taktı. Gerçekten harikasınız. Hayati Bey, size dönmek istiyorum. Nasıl bir müşteri Mesut Bey? Vallahi gerçekten kendisi mükemmel bir insan. Yani bir pompacı, bir müşteri ilişkisi yok aramızda. Adeta bir dostuz, bir arkadaşız. Kendisi ne zaman benzin almaya gelse ücretsiz kafasını da yıkıyor. Yani yeri gelince hava da basıyor kendisi. Hava basıyor derken? Kompresörle şakalaşıyoruz, çok eğleniyoruz. Evet, o nasıl bir hava basma olduğunu sormak istemiyorum ama tehlikeli aletlerle eğlence içindesiniz. Dikkat edin. Yavaş, yavaş. Yavaş, basma babacan. Basma, basma, yavaş. Yavaş, yavaş, basma. Basma, basma, sen tutmayın. Sen niye öksürüyorsun ya? Aç bakayım ağzını. Aç bakayım ağzını. Ya içi hep tortu olmuş. Sen yine... Bilmediğin bir yerde benzin mi içtin ya? Ya ben sana kaç kere dedim bilmediğin, tanımadığın insanlardan benzin içme diye ya. Allah Allah, her yerin kirpas içinde kalmış ya. Dur. Abi sorma ya. Geçen memlekete giderken acıktım. Yolda bir benzinciye girdim, işte böyle oldu. Neyse, neyse, tamam. Bana bak. Sen şimdi birkaç saat... Allah razı olsun, sağ ol. Sen şimdi birkaç saat benzin içme. Bünye şu içindeki bütün benzini bir yaksın, sonra bana gel, ben seni bir fulleyim. Tamam abi. Tamam. Hadi canım benim. Siz ciddisiniz ya. Gerçekten gıpta edilecek bir arkadaşlıkları var. Sevgili seyirciler, tabii benzinin kokusunun da burada etkili olduğunu düşünüyorum. Bu benzine devamlı zam geliyor ya. Bu dostunuzu etkilemiyor mu? Hayır, etkilemiyor. Ben zaten hep 50 liralık benzin alıyorum. Vallahi hiç böyle şeyleri dert etme. Bak paran yoksa gel, ben istasyonun arkasında koyarım benzinini bedava. Canımsın abi. Evet, duruma bakılırsa hayatınızdan memnun gibi duruyorsunuz Mesut Bey. Nerede Aziz Bey ya? Ben yıllardır pikniğe gidemiyorum. Mangal yakmaya hasret kaldım. Tabii. Ne bileyim, ateşte kimse yaklaşamıyor yanıma. Yani ben böyle ateşli gösterilerin olduğu sirklere gidemiyorum. Ben hayatımda hiç böyle çemberde yana çemberde atlayan bir aslan görmedim, biliyor musunuz? Evet, stüdyoda duygu dolu anlar. Ya sen... Özür dilerim. Sen niye böyle şeyleri dert ediyorsun Mesut ya? Vallahi ben senin için alevsiz böyle çemberden aslan misali atlarım ha. Yaparım sen, merak etme. Aslansın abim, sağ ol, eksik olma. Evet, getir getir şu gözünün camını sileyim. Evet efendim, benzin içen Mesut Bey ve pompacısı Hayati Bey'e akıl sağlığı diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek... Hoşça kalın. Yalnız Aziz Bey. Yani siz de bir 50 lira ateşlersiniz herhalde. Buraya kadar geldik. Siz stüdyoda canlı yayında para mı istiyorsunuz? Beyefendiciğim, yani biz de su yakmıyoruz. Benzinle geldik buraya, değil mi yani? Bir ateşleyin de yolumuzu bulalım biz de yani. Evet, ne haberin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere efendim. Aziz Bey, Aziz Bey. Bir yağına suyuna bakayım senin ya. Benim iyi efendim bir yağım suyum. Saçmalama ya, şu ceketini aç. Vallahi hararet yapmışsındır. Gerek sen yok efendim. Şu gözün gerek camını sileyim ya. Teşekkür ederim. Allah aşkına. Hayır gel, efendim, gel. Ne bileyim. Vallahi bir gelsin.